Merhaba arkadaşlar, alt küme ile devam ediyoruz. Alt küme sorularımızda başlıyoruz. A kümesi A, B, C, D, E, F elemanlarından oluşuyormuş. Alt kümelerin kaç tanesinde A elemanı bulunmaz? Hemen çözelim. A'yı çözüyoruz. A'yı kapatıyoruz. Eleman olarak bulunmaz diyorsa geriye kaç eleman kaldı? 1, 2, 3, 4, 5. A'yı kapattığımızda. O zaman 2 üzeri 5'den 32 tane alt küme vardır. Alt küme kuralını uyguluyoruz 2 üzeri n'den. A elemanı olarak bulunmaz. Şimdi B şıkkında D elemanı olarak bulunur diyor. Bunda da D elemanını kapatıyoruz. Geriye gene kapattığımızda 1, 2, 3, 4, 5 eleman kalıyor. O zaman 2 üzeri 5 diyoruz. 32 tane küme vardır. Bu 32 kümenin hepsine D elemanını koyuyoruz. Bu şekilde bütün kümelerde D elemanı olarak bulunmuş oluyor. C şıkkına geçiyorum. B ve C elemanları bulunmaz. O zaman B ve C'yi gene kapatıyorum. Geriye kalan 1, 2, 3, 4 elemanım var. O zaman 2 üzeri 4'ten 16 tane kümem var. Bunlar da B ve C eleman olarak bulunur. Bu kümelerin hepsine tek tek B ve C'yi ekliyoruz çünkü. D şıkkında D veya F eleman olarak bulunur diyor. Veya diyorsa D tek başına olabilir, F tek başına olabilir ya da D ve F aynı anda birlikte olabilir demek istiyor. O zaman bunu 3 durum incelemektense tek durum olarak yapalım. Tüm elemanlarından D ve F'nin bulunmadıklarını çıkartarak. O zaman tüm elemanlarımız 6 elemanımız var. O zaman 2 üzeri 6'dan 64 tane alt kümem vardır. D ve F'nin bulunmadığı kaç tane var diye bakıyorum. D ve F'yi kapatınca 4 eleman kalıyor. O zaman o da 2 üzeri 4. 16 tane de D ve F'nin bulunmadığı var. O zaman tüm alt kümelerden bulunmadıklarını çıkartırsak geriye D veya F'nin bulundukları kalıyor. E şıkkında A ve B bulunup D bulunmaz diyor. Bulunur bulunmaz da hep çıkartıyoruz. O zaman A'yı siliyorum. B'yi siliyorum. D'yi siliyorum. Üçünü de sildikten sonra geriye 1, 2, 3 eleman kalıyor. O zaman E şıkkında 2 üzeri 3'ten 8 tane A ve B bulunsun dediği için A ve B'yi kümenin içine koyuyorum. D'yi koymuyorum. Bu şekilde yapıyoruz. F şıkkında ise ya da bağlacı var. A ya da B demek ya yalnız A olacak ya da B olacak. O zaman bunu şu şekilde yapabiliriz. Bütün alt kümelerimiz neydi? 2 üzeri 6'dan 64. 6 elemanımız olduğu için. A ya da B dediği için ikisinin aynı anda bulunduğu kaç küme var? A ve B'yi kapatırsam 4. O zaman 2 üzeri 4 tane de 16 tane A ve B'nin birlikte bulunduğu. A ve B'nin bulunmadığı da gene kapattığımda 2 üzeri 4'ten 16. O zaman 64'ten 16'yı çıkartıyorum ve 16'yı çıkartarak A ya da B'nin bulunduğunu bulabilirim. 32 tanedir. Ya da bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Yalnız A'nın bulunduğu, yalnız B'nin bulunduğunu bulmak için gene A ve B'yi kapatırım. 2 üzeri 4. İkinci yol diyelim buna da. 2 üzeri 4 eşittir 16. Bu sadece A. Gene A ve B kapalıyken 2 üzeri 4 tane de 16 tane de sadece A ve B dediği için B'nin bulundukları. O zaman toplayabilirim bunları. O zaman 16 artı 16'dan 32 tane alt kümemde A ya da B bulunurmuş. Şimdi N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerini bulurken kombinasyon yapacağız. Kombinasyonu bir hatırlayalım. N'in R'lisi ise N faktörel bölü N eksi R faktörel çarpı R faktörel. Yani 5'in üçlüsü dediğinde 5 faktöriyel bölü 5'ten 3 çıktı 2 faktöriyel çarpı R yani 3 faktöriyel. Bunu ne yapıyorduk? 5'i 3'e kadar açıyorduk. 5, 4, 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Burada 3 faktöriyelleri sadeleştirebilirim. 2 faktöriyel 2 demektir. O zaman 5 kere 4 20, 20 bölü 2'den 10'dur cevabımız. Ya da 5'in üçlüsünü kısa bir yoldan daha yapabiliriz. Ondan da bahsedeyim. Şu şekilde alttaki sayı 3 ise 5'i 3 kere 3'e açarak git. Yani 5, 4, 3. 3 rakam aç. Ondan sonra 3, 2, 1 olarak alt tarafı da 3'ten geriye doğru 1'e kadar sayarak yapabiliriz. Bu şekilde yaptığımızda gene cevabımız 10 çıkar. Kombinasyonla ilgili hatırlamalar yapalım birkaç tane. N'in sıfırlısı
n'in n'lisine eşitti. Ve n'in sıfırlısı 1'di. N'in birlisi n'in n eksi birlisine eşittir. Bunun cevabı da n'dir. Ve n'in a'lısı n'in b'lisine eşit ise bu tek tür iki durum var. Ya a b'ye eşit oluyor ya da a ile b'nin toplamı n'i vermeli. Yani n eşittir a artı b. O zaman 5'in üçlüsü kime eşittir? 5'in ikilisini. Neden? Çünkü 3 ile 2'nin toplamı bize 5'i veriyor. Şimdi bu soruya geçebiliriz. Hatırlatmalarımızı da yaptıktan sonra. A kümesi A, B, C 1, 2, 3 elemanlarından oluşuyormuş. Bunun 3 elemanlı alt kümesi istiyor. O zaman kaç eleman var? Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elemanı varsa 6'nın kaç elemanını istiyor? 3. O zaman 6'nın üçlüsü diyorum. 6'nın üçlüsü nasıl buluyordum? 6 çarpı 5 çarpı 4. 3 tane yazdım. Bölü 3'ten geriye sayıyorum. 3, 2, 1. 3 kere 2, 6. 6'yı götürdük. O zaman 5 kere 4'ten cevabımız 20. En çok ve en az ifadelerimiz önemlidir bizim için. En çok 4 demek ne demek? En çok yani 0 elemanlı olabilir, 1 elemanlı, 2 elemanlı, 3 elemanlı ya da 4 elemanlı olabilir. O zaman en çok 4'lü de ben şunu yapmalıyım. N'in sıfırlısı artı N'in birlisi artı, pardon N değil 6 sayımız, biliyoruz N'i. 6'nın sıfırlısı, 6'nın birlisi, 6'nın ikilisi artı 6'nın üçlüsü artı 6'nın dörtlüsü. Bütün alt kümeler aynı zamanda bu devam ederse 6'nın 5'lisi ve 6'nın 6'lısı olarak, o zaman bu bana bütün alt kümeleri verir. O zaman ben bunları tek tek bulmaktansa şunu yapabilir miyim? 2 üzeri 6 tüm alt kümelerden 6'nın 6'lısını ve 6'nın 5'lisini çıkartırsam gelene kalır 0, 1, 2, 3, 4 elemanlı alt kümelerimiz. O zaman bunu bu şekilde yapalım. Eşittir. 2 üzeri 6, 64 eksi 6'nın 6'sı, hemen n'in n'lisi 1 ise 6'nın 6'lısı da 1 diyebilirim. Eksi 6'nın 5'lisi, yani n'in n eksi 1'lisi, hemen buradan söyleyebilirim. 6'dır. O zaman 64'ten 1 çıktı, 63, 6 da çıktı. 57 tane alt kümemiz vardır. Ya da bunları tek tek bulup toplarsam gene bu da bana 57 cevabını verir arkadaşlar. Şimdi C şıkkına geçelim. En çok 4'ü yaptık. En az 5 elemanlı diyor. En az 5 demek ise 5 ve daha üstü. Yani o zaman 6 eleman var. 6'nın 5'lisi ya da 6'nın 6'lısı olabilir. Nerede duracağım? Maksimum eleman sayımda. Eleman sayımı geçemem çünkü. O zaman 6'nın 5'lisi 6'dır. 6'nın 6'lısı 1'dir. O zaman 6 artı 1'den toplam 7 tane alt kümem oldu. Burada diyor ki 3 elemanlı alt kümelerin kaçında A bulunur, 3 bulunmaz. O zaman bunu en güzel şu şekilde yapabiliriz. Kümemizi çizelim. 1, 2, 3 elemanlı bir kümem var. Kaçında A bulunur? A bulunur diyorsa A'yı hemen kümeme yerleştiriyorum. 3 bulunmaz diyor. Biz bulunur ve bulunmaz sorularında onları kümeden atıyorduk. O zaman A'yı ve 3 sayısını kümeden attım. Geriye kaç eleman kaldı? 1, 2, 3, 4. 4 elemandan kaç tane seçmem lazım? 1, 2. Çünkü bir elemanın belli. Geriye 2 eleman kaldı. Bu 2 elemanı seçeceğim. O zaman bu da 4'ün ikilisidir. 4 çarpı 3 bölü 2. Buradan da 6 geliyor. Şimdi E şıkkına geçelim arkadaşlar. 3 elemanlı alt kümelerinde. Gene 3 elemanlı diyorsa hemen kümemi çizeyim. 1, 2, 3. Kaçında 1 ve 2 bulunur? Bulunur dediği için hemen kümeye yerleştiriyorum. 1, 2. Geriye bir eleman kaldı. Onu da seçmem lazım. Ama bu 1 ve 2'yi kümeden atıyorum. Geriye kim kaldı? 1, 2, 3, 4 eleman. O zaman bu da 4'ün birlisidir. Neden? 1 eleman boşluğum var. Onu seçeceğim çünkü arkadaşlar. 4'ün birlisi de direkt 4'e eşittir. Son şıkkımıza bakalım. 3 elemanlı alt kümenin kaçında B bulunmaz diyor. O zaman gene kümemizi çizelim. 1, 2, 3 elemanlı. B bulunmaz diyorsa B'yi kapatıyorum. Ve 3 elemanlardan hiçbirini gene bilmiyorum. O zaman hiçbir şey yazmıyorum. O zaman kaç elemanım kalmış B'yi kapatınca? 1, 2, 3, 4, 5. 5'in üçlüsü diyorum. Çünkü burada yazdığım hiçbir eleman yok. 5'in üçlüsü de 5'in ikilisine eşittir derim. 3 ile 2, 5'e tamamladığı için. Buradan da 5 çarpı 4 bölü 2'den cevap 10 gelir.
Evet, şimdi yeni bir sorumuz var. Ona geçelim. Bize yine iki küme vermiş. A kümesi AB'ymiş. B kümesi ABEFH'den oluşuyormuş. Burada bir bilgi vermiş. A, K'nın alt kümesi. K ise B'nin alt kümesi. O zaman A şıkkında kaç farklı K kümesi vardır diyor arkadaşlar. K kümesinde A'yı kapsadığına göre kesinlikle A'daki elemanlar olmalı. O zaman K eşittir diyorum. A ve B olmak zorunda. Peki kalan elemanlar nasıl olacak? Kalan elemanlar ise B'den seçilmeli. Çünkü A ve B kesin olacak. B'nin alt kümesi olduğuna göre kalan elemanları da B'deki kalan elemanlara seçeceğiz. O zaman 3 elemanlı kaç alt küme yazılabilir? 2 üzeri 3, 8. 8 farklı durumu buraya yerleştirerek bulabiliyoruz. O zaman 8 tane cevabımız. Şimdi diyor ki A, K'dan farklı ise. O zaman A dediğim şey bir A ile B'nin. O zaman K, A, B kümesi olamaz. O zaman benim toplam 8 tane vardı. Bu A kümesi olamayacağı için 8'den 1 çıkartarak 7 tane demeliyim. Çünkü A, K'dan farklı demiş. C şıkkında ise A, K'dan farklı. Yani A, B olamıyor. B de gene farklı K'dan. O zaman K, B kümesi de olamıyor. O zaman hem A kümesini hem B kümesini toplam 8 durumundan çıkartırsam 6 tane farklı K kümesi yazabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.